Saygıdeğer basın mensupları, ekranları ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizleri izleyen çok değerli vatandaşlarımız, hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Bugün Mustafa Kemal'in, Mehmet Akif'in, İsmet Bey'in, Kazım Bey'in, Ali Şükrü Bey'in, Ziya Hurşit Bey'in, Refet Bey'in, Hüseyin Avni Bey'in ve ismini sayamadığım onlarca mebusumuzun açılışını gerçekleştirdiği meclisimizin önündeyiz. Ve yine yüzlerce mebusumuzun burada, bu binada hizmet ettiği, bu ülke için çalıştığını hepimiz biliyoruz. Bildiğiniz gibi tarih tam 101 yıl önce milletimizin eşsiz bir atılımına tanıklık etti. 23 Nisan 2021'deyiz şu anda. 23 Nisan 1920'de, yani bundan tam 101 sene önce milletimiz eşsiz bir atılıma tanıklık etti. Bu duvarların arkasında birbirleriyle konuşan öğretmenler, çiftçiler, askerler, bürokratlar, din adamları, ticaret erbabı el ele vererek ülkemizi işgalden kurtarmak için büyük bir çaba gösterdi. Başta milli mücadelemizin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu onurlu mücadelenin örgütlendiği birinci meclisimize Anadolu'nun dört bir yanından gelerek omuz veren tüm mebuslarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Değerli basın mensupları, zor günlerde, savaş şartlarında her biri kendi şehrinden gelen, kimliğiyle, fikirleriyle yöresini temsil eden bu mebuslar millet egemenliğini, ulusal egemenliği amasız, fakatsız yaşattılar. İşte biz geçmişten aldığımız bu çok değerli mirasa sahip çıkmak için buradayız. Bu miras en zor şartlar altında yılmadan mücadele etmenin mirasıdır. Bu mirasın orta yerinde milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır şiarı yazmaktadır. Bu miras savaş koşullarında bile gücünü milli egemenliğimizden alanların mirasıdır. Haklılığını bu meşru zeminden tüm dünyaya duyuranların mirasıdır. Bu miras egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek kimseyi halkın egemenliğinin üstünde görmeyenlerin mirasıdır. Bu miras ortak akıldan ve istişareden asla vazgeçmeyen bir kültürün mirasıdır. İşte bu miras tüm fikirlerin rahatlıkla ifade edilebildiği özgürlükçü Türkiye'nin ilham kaynağıdır. Değerli izleyiciler, değerli basın mensupları, biz geçmişe bakarken işte bu mirası görüyoruz. O yüzden de birinci meclis binamızın önünde hep beraber dimdik duruyoruz. Çünkü biz Deva Partisi olarak bu mirası yaşatmak ve çocuklarımıza ulaştırmak için buradayız. Tıpkı birinci mecliste olduğu gibi yeni yönetim sisteminin nasıl kurulacağını konuşmak için buradayız. Çünkü biz çocuklarımızın yüzüne bakabilmek için, halk egemenliğini yeniden tesis etmek için çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar, biz çocuklarımıza insan haklarının güvence altına alındığı özgürlükçü, adil, layık ve demokratik bir Türkiye'yi miras bırakmak istiyoruz. Keyfi yönetimin sürekli krizlere yol açtığını biliyoruz. Bu krizlerin ülkemizi ve milletimizi fakirleştirdiğine hep beraber şahit oluyoruz. Bunun için Gazi Meclisimizin onurunun kurtarılması gerektiğini biliyoruz. Demokrasi ve Atılım Partisi olarak işte bu amaçla yola çıktık. Yola çıktığımız ilk gün Türkiye'ye güçlendirilmiş parlamenter sistem vaat ettik. Tüm yetkinin tek elde toplandığı mevcut sistemi kaldırıp kuvvetler ayrılığına ve hukukun üstünlüğüne dayanan bir Türkiye'yi inşa etmek için çalışıyoruz. Kıymetli dostlar, değerli izleyiciler, Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken kurucu meclisimizin önünden bir kez daha hatırlatmak istiyorum ki bizler tek imza ile alınan keyfi kararlarla ülkemizi karanlığa sürükleyen mevcut yönetim sisteminden de, ülkeyi yöneten zihniyetten de kurtulmanın çalışmasını yapıyoruz. Bir gecede bir kişi tarafından ülkenin her yerine ve tüm kurumlarına atamalar yapma, düzenlemeler getirme gibi keyfiliğe son vereceğiz. İstikrarlı bir yönetim için yürütme yetkilerini yukarıdan aşağıya doğru kademe kademe delege edeceğiz. Bakanlıklara daha çok yetki vereceğiz. Cumhurbaşkanlığı makamının da tarafsız olmasını sağlayacağız. Aynı
bugünkü anayasanın Cumhurbaşkanı'nın yemin metninde yazdığı gibi Cumhurbaşkanı'nın görevinin tarafsızca yapılmasını sağlayacağız. Bildiğiniz gibi kurucu meclisimizdeki milletvekillerinin %60'ı doğduğu şehri temsil ediyordu. Bu temsil gücü meclisin yerel niteliğini çok yüksek kılıyordu. Bizler de günümüzde yerelin sorununun en iyi yerelden çözüleceği bilinciyle yerel yönetimleri güçlendireceğiz. Ülkemizde kuvvetler ayrılığı yerini gücün tek elde toplanmasına bıraktıkça hukuka olan güvenin zayıfladığını da maalesef görüyoruz. Adalet sistemimizdeki tüm çatlakları onarmak için yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını garanti altına almanın şart olduğunu biliyoruz. Hukukun üstünlüğü sağlanmadan bir adım bile ileri gidemeyeceğimizi biliyoruz, yaşıyoruz, görüyoruz. Tıpkı bu binada, buradaki kürsüde Hüseyin Avni Bey'in dediği gibi cepheleri tutacak olan kanundur, adalettir. Evet değerli arkadaşlarım, ülkemizi güçlendirecek olan en önemli kavram adalettir. Yine değerli dostlarım, kurucu meclisimizin savaş koşullarında bile özgür tartışma ortamından taviz vermemesi ibret alınacak bir konudur. Ancak aradan geçen bir asır bizi maalesef görüyoruz ki daha ileriye taşımış değil. Bu birinci meclisin çatısı altındaki hukuk hassasiyeti, hukukun üstünlüğü hassasiyeti, savaşın ortasında bile hukukun burada sağlam götürme çabasını maalesef biz bugün göremiyoruz. Savaşın ortasında güvenlik kaygılarının en yüksek olduğu dönemde, bir istiklal mücadelesinin verildiği dönemde dahi bu meclisin çatısının altındaki özgür tartışma ortamını bugün ülkemizde maalesef göremiyoruz. Biz konuşan, hakkını arayan, düşüncesini ifade eden, soru soran bir Türkiye istiyoruz. Bu amaçla ifade ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki tüm engelleri kaldıracağız. Ve değerli arkadaşlar, tarih boyunca birçok badireler atlatan Gazi Meclisimizi iktidar partisinin uzantısı olmaktan çıkartmak zorundayız. Bu amaçla meclisimizi güçlendirerek yürütmeyi etkin şekilde denetleyen bir kurum haline getireceğiz. Çünkü Türkiye Millet Meclisi milletin evidir, milletin kalbidir. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Hükümetlerin destek oranı %51'dir. Bazen 55'tir, 60'tır. Ancak meclisin temsil gücü %85'tir, 90'dır, 95'tir. İşte bu temsil gücü yüksek olan organı güçlü kılmak parlamenter sistemin esası olmak zorundadır. Yine şunu da bilmek zorundayız ki meclisin yürütme üzerinde, hükümet üzerindeki denetim yetkisi demokrasinin olmazsa olmazıdır. Eğer bugünkü meclis, ilk kurucu meclisin denetim gücüne sahip olsaydı, bugün ülkemizde yaşanan sıkıntıların, problemlerin pek çoğu yaşanmazdı. Hükümetin hesap verebilirlik kaygısı, meclis önünde hesap verme korkusu kaygısı olsaydı, bugün ülkemiz bu kadar derin bir krize savrulmamıştı. Biz Deva Partisi olarak çocuklarımıza demokratik bir Türkiye bırakma hedefiyle yola çıktık. Değerli arkadaşlarım, bugün önemli bir gün. Yarın hep beraber birinci meclisimizin tam 101. yılını hep beraber kutlayacağız. Aynı zamanda 23 Nisan çocuklarımızın bayramı. Ve bugün çocuklarımızla ilgili kısıtlamalar olduğu için aslında bütün ailelerimiz çocuklarıyla beraber geleceklerdi. Bugün gelmediler, sadece veliler burada. Ama ben bu vesileyle ülkemizin tüm çocuklarına buradan huzurlarınıza selamlarımı, sevgilerimi iletmek istiyorum. Ve diyorum ki çocuklarımıza, gençlerimize korkmayın. Ümidinizi asla kaybetmeyin. Bu ülke en zor şartlarda ayağa kalkmıştır. Bugünkü yaşanan siyasi kriz, ekonomik kriz, pandemi krizi, bunların hepsini bu ülke atlatır. Yeter ki bu ülke iyi yönetilsin. Yeter ki ülkeyi dürüst ve işin ehli insanlar yönetsin. Türkiye her türlü zorluğu tarihi boyunca aşmıştır. Bu zorluğu da aşacaktır. Ve bunun için gerekli olan ne var ne yoksa bütün bu potansiyel bu ülkenin vatandaşlarında vardır. Ben bu kutlu günde kurucu meclisteki o birleştirici ruha hasret olduğumuz bugün de tekrar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı en içten duygularımla kutluyorum.
Ve bugün bizlerle beraber olduğunuz ve bu programımıza katıldığınız için hepinize tek tek teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sağ olun.